Sevgili dostlarım merhaba. Ne söyleyeceğimi açıkçası bilmiyorum. Bu videoyu çekmek için epey bir düşündüm, epey bir uğraştım. Defalarca aynı videoyu çevirip çevirip durdum. Olmadı dedim, bir kez daha çektim, bir kez daha çektim. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir sürece doğru koşar adım ilerliyoruz sevgili dostlarım. Ekonomik olarak değil, siyasi olarak çok ciddi sıkıntıları yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. Neden? Biliyorsunuz dün MÜSİAD'da Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı ve direkt YSK'ya seslendi. Artık sabrım tükendi, bu konuyla ilgili karar verin. Seçimler şaibelidir ve bu seçimlerin yenilenmesini istiyorum dedi. Bir nevi talimat verdi aslına bakarsanız YSK'ya. Şimdi gözler YSK'da. Pazartesi günü hukuki bir karar mı verecek yoksa talimatla bir karar mı verecek? Hukuki bir karar verirse bugüne kadarki gelişmeler bize aslında seçimlerin iptal edilmemesini öngörüyor. Ama eğer ki talimatla karar verirse büyük ihtimalle yarın biz seçimlerin iptal edilmiş olduğunu göreceğiz. Seçimler iptal edilirse ve yenilenmesi kararı verilirse önümüzde yine 2 belki 3 aylık bir seçim süreci olacak sevgili dostlarım. Ve bu 2-3 ay içerisinde de Türkiye ekonomisinde büyük şoklar yaşayacağız ne yazık ki. Ve bu büyük ekonomik şokların yanında siyasi şokları da yaşamak zorunda kalacağız. Nedir bu siyasi şoklar? Bir kere artık dünyada Türkiye'nin demokratik bir ülke olmadığı imajı perçinlenecek. Evet, yani zaten Türkiye'nin demokrasisi tartışılıyordu. Türkiye'nin hukuk sistemi dünyada, özellikle Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da tartışılıyordu. Ama bu kez bu kararın verilmesiyle birlikte artık çok net bir şekilde Türkiye'de demokrasiden vazgeçilmiştir. Sosyal hukuk devletinden vazgeçilmiştir. Tek adam yönetimine geçilmiştir imajı kesinlikle oluşacaktır. Ve bu imajla birlikte de sevgili dostlarım ne yazık ki Türkiye pek çok alandan dışlanacaktır. Diğer taraftan sıcak para sahibi olan yabancı yatırımcı çok hızlı bir şekilde Türkiye'den çıkma kararı alacaktır. Tabii bu borsada sert satışlar, dolarda hızlı yükselişler anlamına geliyor. Açıkçası ben eğer ki YSK yarın böyle bir karar verirse dolarda 7 liraların bile görülebileceğini düşünüyorum. Keza borsada da aniden 90 bin seviyesinin altına inebiliriz biz. Bir anlamda aslına bakarsanız yabancılar ellerini ovuşturuyorlar çünkü onların istediği sürece adım adım ilerleniyor. Öyle ki Erdoğan'ın bu kararının kendi kararı olup olmadığı konusunu bile epey düşünüyorum. Sanki birileri Sayın Erdoğan'ı sürekli bu noktaya doğru ittiriyor. Siz kaybedemezsiniz, kaybetmemelisiniz, İstanbul'u elden çıkartamazsınız diye sürekli alttan alta işlendiğini düşünüyorum. Çünkü ilk günlerdeki açıklamalarla bugünkü açıklamalar arasında çok ciddi farklar var sevgili dostlarım. Ve bu farklar Türkiye'yi ne yazık ki çok kötü bir noktaya doğru hızla ilerletiyor. Dediğim gibi dünyada itibarımızı ciddi manada yitireceğiz. Ekonomik anlamda bakıldığındaysa ne yazık ki finansal çok ciddi dalgalanmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Ve biz çok yakın gelecekte bu bankacılık risklerini çok daha net bir şekilde görmek zorunda kalacağız sevgili dostlarım. Neden diyeceksiniz? Bu yabancı çıkışı ve borç bulunamaması nedeniyle Türkiye'de bankacılık sistemi çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Diğer taraftan tehlike sınırında olan Merkez Bankası rezervlerinin çok hızlı bir şekilde eridiğini ne yazık ki göreceğiz. Faiz oranlarında hızlı yukarı hareketler gözlemleyebiliriz. Özellikle tahvil faizlerinde biliyorsunuz Cuma günü %24 seviyesi zorlanmıştı. Hatta geçilmişti ve 24'ü bir anda 28-30 seviyeleri aralığında görebiliriz sevgili dostlarım. Bakınız her şey üst üste ve zincirleme olarak gelebilir. Ne yazık ki Türkiye iyi bir yolda ilerlemiyor. Şahsi hırslar, İstanbul'u kaybetmeme arzusu Türkiye'yi kaybetmeyi beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bu hem Tayyip Erdoğan açısından hem de AK Parti açısından bir Pirus zaferi olacak. YSK seçimleri iptal ederse ve tekrarlanmasına karar verirse iki tane senaryo çıkar karşımıza. Birincisi İstanbul seçimleri tekrar edildiğinde İmamoğlu açık ara, bu kez açık ara İstanbul seçimlerini kazanabilir. Bu da şunu beraberinde getirir. AK Parti ve Cumhurbaşkanı iktidarı artık genel idare olarak da sorgulanmaya başlar.
Evet, yani yeni bir erken seçimle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü çok fazla konuşulur ve ekonomik kriz derinleşeceği için mecburi bir erken seçime gidilebilir, gitmek zorunda kalabilir Erdoğan. Yani baskılara dayanamayabilir. Eğer ki gitmezse bu kez siyasi baskılarla çok uğraşacak demektir. Çünkü siyaseten artık Türkiye'de tek adam rejimi olduğu öngörüsü iyiden iyiye perçinlenecektir. Diğer senaryoya bakalım. İstanbul AK Parti tarafından kazanılırsa işte o zaman çok daha şaibeli bir seçim sonucu olduğu kanaati yerleşecektir. Özellikle dış mecralar tarafından, yani yabancı ülkeler tarafından. Ve bunun da getirisi ne yazık ki çok ciddi ekonomik baskılar olarak karşımıza çıkacaktır. Bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın iktidarı sorgulanırken, bir taraftan da Türkiye ekonomisinin artık güvenli olmadığı, yabancı yatırımcının Türkiye'ye parasının getirmesinin çok da doğru olmayacağı algısı iyiden iyiye yerleşecektir. Bakın görürsünüz, pazartesi gününden itibaren GSK eğer ki seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararını verir ise bu tüm dünyada bir talimat kararı olarak algılanacak ve bu talimat kararının uygulanmasının da tamamen antidemokratik ve anti hukuk tavrı içerdiği konuşulacaktır. Bol bol basında, dış basında biz bunların haberlerini görebiliriz. Diğer taraftan Rusya ile çok yakın olduğumuzu düşünenler olabilir. Hayır sevgili dostlarım, Rusya işine gelmediği hiçbir konuda Türkiye'nin yanında değil. Biz Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden iyiden iyiye uzaklaşıp tek alternatifli bir Rusya'ya dönersek Rusya bize çok daha farklı davranmaya başlayacaktır. Yarın çok önemli. Yarın YSK bir karar verecek. Açıkçası çok endişeliyim. Yani ben Türkiye'de bir iç savaş çıkar, büyük bir kavga çıkar falan kanaatinde değilim. Yani bunun olması mümkün değil. Bunun pek çok kez provası yapıldı biliyorsunuz. Sivas'ta yapıldı, Maraş'ta yapıldı. Alevi-Sünni meselesi kaşındı, Türk-Kürt meselesi kaşındı ama bir türlü istenen sonuca ulaşılamadı. Diğer taraftan Türkiye'nin artık ciddi başka bir riski var. Türkiye'de çok fazla Suriyeli var sevgili dostlarım. Ve bu Suriyelilerin kimler tarafından kontrol edildiğini de biz tam olarak bilmiyoruz. Bu Suriyelilerin gerçekten masum vatandaş olup olmadıklarını da bilmiyoruz. Ve bunların neye hazırlandığını da bilmiyoruz. Dolayısıyla eğer ki Türkiye'de bir iç karışıklık çıkarsa buraya iyi bakmak gerekir. Suriye'de oynanan IŞİD oyununun bir benzeri umarım Türkiye'de oynanmaz. Evet, o zaman belki bir iç karışıklık çıkabilir ama Türk'ün Türk'le, Türk'ün Kürt'le, Alevi'nin Sünni'yle, Sünni'nin Alevi'yle çatışacağı, çarpışacağı bir ortam, bir iç savaşı yaşamaz Türkiye. Yaşamamalı da zaten. Biz kadim ve güçlü bir milletiz ama tuzaklara düşmeye de meyilli bir milletiz. Ne yazık ki geçmişte de bunun çok fazla örneği vardır. Anlayacağınız sevgili dostlarım, bir beka sorunuysa o beka sorununa çok yaklaşmış durumdayız. Umarım YSK Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini bir talimat olarak algılamaz ve yine umarım YSK talimat olarak algılamış olsa bile hukuktan ayrılmaz ve bu seçim süreciyle ilgili kararlarını sadece hukuki temellerle sonlandırır. Türkiye ekonomisi çok büyük bir darboğaza doğru ilerliyor demiştim sizlere. Aylardır söylüyoruz bunu ama işin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ha, seçimler yenilenmezse ve Türkiye normalleşirse siyaseten, Türkiye'nin riskleri hala devam edecek. Türkiye'de çok büyük riskler var sevgili dostlarım ekonomik bağlamda. Hala uluslararası risklerimiz devam ediyor S-400 gibi. Türkiye içinde hala ekonomik veriler çok iyi gelmiyor. Enflasyon gibi, işsizlik gibi, sanayi üretim verisi gibi, büyüme gibi. Ama günün sonunda bunlar halledilebilir konular. Sadece Türkiye'nin gerçek anlamda güç birliği yapması, bir araya gelmesi ve karar vermesi. Buna göre adımlar atması gerekiyor. Yine kafamı karıştıran bir başka konu, sanki yukarıda sarayda bir taht kavgası var ve Erdoğan özellikle bu taht kavgasında kurban rolünde. Yani çok yakın çevresi tarafından yanlış yönlendiriliyor imajı oluşuyor bende. Kimdir bu yakın çevresi açıkçası bilmiyorum ama çok yakın çevresinde birileri Sayın Erdoğan'ı sanki yanlış yönlendirip kaybetmemelisiniz, siz hiç kaybetmediniz, bundan sonra da kaybetmemelisiniz şeklinde baskı altında tutuyor gibi
bir hissiyat var bende. Ama şunu söyleyeyim, İstanbul'u kaybetmeyebilir AK Parti ya da Erdoğan. Bu seçimler yenilenebilir ve tekrar AK Parti tarafından İstanbul kazanılabilir. Ama bu kazanım Pirus zaferinden öte bir şey olmayacak. İstanbul bu şekilde özellikle pek çok insanın kafasında soru işareti yaratacak ölçülerde kazanılırsa bu tam anlamıyla bir Pirus zaferi olacaktır. Ve bir sonraki aşamada AK Parti'nin tüm Türkiye'yi kaybetmesini beraberinde getirecektir. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın sevgili dostlarım.